Merhaba abla. Merhaba abim. Geçinebiliyor musunuz? Hayır. Neden? Hayat çok pahalı. Hayat derken her şey pahalı. Ne olacak? Şu zamanlarda öyle bir pahalandırdılar ki anlatamam yani. Bak. Zaten bana sormana gerek yok. Fiyatları görüyorsun. Ne olacak bilmiyorum. Her şey çok güzel olacak. Olacak. Umudumuzu kaybetmeyelim. Evet. Değil mi? Evet. Aynen aynen. Her şey çok güzel. Geçecek bunlar. Hadi hayır. Durursan çok güzel geçin. Yok ben gideyim siz başkasını sor. Çok güzel geçiniyorlar. Valla. Fiyatlar taban taban. Geçen haftaya göre nasıl olacağım pazardaki çok fiyatlar? Çok güzel pazarlar. Kimse bir şey alamıyor. Hadi ya. Tabii. Alıyor musun beyefendi siz şey? Yani insanlar alım bir şey satabiliyor çok... mu? Satış da yok. Sirkülasyon da yok. Sıkıntı büyük abi. Yani alanlara da sıkıntı, satara da sıkıntı. Abi hanımefendiye uzat derdini alsın. Hemen ablacığım. Konuştuk onunla galiba. Yok abi dileneceğiz. Başka ne diyeyim ben? Ne diyorsun abi sen? Dileneceğiz, dileneceğiz. Geçinemiyor musun ya? Geçinemiyorum abi. Sen neden hanımefendi? Geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyoruz abiciğim. 3 tane çocukla. Böyle? Allah yardım etsin valla. Yapacak bir şey yok. Yani helal sana. Allah yardım etsin abla. Hepimiz. Şöyle neyi anlatayım? Bir dakika. Abi geçinebiliyor musun? Siz nasıl size? Bal gibi geçiniyorsun. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Sıkıntı yok. Hayat ucuz. Yani aynı. Tam yok. Yok. Buyurun, hoş geldiniz. Evet, dört tane. Hayırlı işler. Ne haber? Bir. O tavukçu bu tavukçu efendim buyurun. O da o bu mu? O tavukçu bu tavukçu. Hemen size. Profesör Doktor Canan Karatay burayı öneriyor efendim buyurun. Aa. Ne diyeyim ben sen burayı kaldım. Hayırlı işler. Merhaba hanımefendi. Merhabalar. Geçinebiliyor musunuz abi? Vallahi biraz zor. Zorlanıyoruz yani. Nasıl zorlanıyorsun baba? Ya bu Türkiye yani kazandığın para giderlerini karşılamıyor mu? Zorlanıyor musun? Çok zorlanıyorum. Ne olacak peki böyle? Vallahi birileri dur demesi lazım. Nasıl? Birileri dur demesi lazım bu işe. Kim diyecek abi dur? Halk diyecek. Kim diyecek? Evet. Halkın dur demesi lazım. Öyle tabii mi diyorsun tabii, ya? Tabii ki. Eyvallah babacığım. Sağ ol. Nereden seyredeceğim? Bak mikrofonda yazıyor. Ege.net TV YouTube'dan. Ama saatini söyleme. Saat kaçta? Akşam baba. Akşam hangi saat? Saat 10. Yok o da ben buradayım da kurban mı sen? 11'de seyret, yarın seyret, öbür gün seyret, her gün seyredebilirsin. Bana fırsat verir mi abla? Aynen. Sıkıntı yok. Eyvallah. Geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyor. Neden abla? Hayat pahalı. Ne olacak böyle? Ne bileyim ben, sormak lazım devlete. Olmasın, param yok. Ne olacak şimdi? Aha, 100 getirdim, hiçbir şey almadım. Çantayı doldurmuşum. Ot hepsi. Ot da pahalı. Ne yapayım, mecbur. Vallahi ot da pahalı, doğru söylüyor. Abi hayat pahalı ya. Eyvallah. Hayat pahalı. Her şey bedava. Her şey bedava. Yok verme. Allah'ım. Geçinebiliyor musunuz abi? Benim? Geçinebiliyor musunuz? Valla maaş yetmiyor. Yetmiyor. Hangi konuda soruyorsun? Her şey çok pahalı. Ya, o pazar konusunda soruyorsun. Işte. Pazar konusunda soruyorsan öyle. Öbür türlü sorarsan çok güzel. Öbür türlü derken? Evde ev hali sorarsan çok güzel ama geçincemeyi sorarsan böyle pazarın. Anladım ben. Berbat. Ekonomik anlamda zorlanıyoruz. Anlamda yani yaptıkları 3 liralık zamı 8-10 lira olarak geri alıyorlar. Yani. Allah yardımcınız olsun. Amin. Yani aynen. Para bırak, rahat bırak. Bu halkın diyor sonu nereye gidecek diye. Mazot oldu diye 25 lira. Durma ya. Kal yerinde. Tamam. Kalsın burada, ben hem bağırıp söyleyeceğim. Bu halkın sonu nereye gidecek halkın sonu? Ne olacak bu hayat pahalılığı? He? Vallahi bir tek ben olmazsam yemin ediyorum millet aç kalır bu gezisi. 50 lira peynir satıyorum 50 lira.
Yapma ya. 50 lira peynir satıyorum yoksa millet aç kalır. Eve gidemez. Adamlar 80 lira peynir satıyor. Ne olacak bu ülkenin hali? Ya, he? Ben olmazsam millet aç kalacak. Aç aç. He? Kameramanları bile getirdim, kameramanları. O zaman seni Cumhurbaşkanı yapalım bakalım. Keşke olsam da o kadar şey yapamam, ben o kadar dürüst değilim, çalamam. Abi arıyorlar. Çok çalar. Sus, arıyorlar. Benim vallahi çok çalarım bak diye. Geçinebiliyor musun abi? Evet. Geçiniyoruz bak, 10 lira aldık bak, 2 tane. Bak diye, bak diye geçinebiliyor. 2 tane bak. Çek, çek. Ben olmazsam da 2 tane ya, 10 lira. Geçinebiliyor musun? Ne geçinmesi? Emekli maaşlıydı 3 bin lira. Ev kirası 3 bin lira. Nasıl geçecek? Ne olacak böyle? Fakir ölecek, zengin yaşayacak. Yapacak bir şey yok. Olur mu öyle şey be? Öyle oluyor işte. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Valla bir çaresi olur mu? Yok yok, çaresi maresi yok. Peki, erken seçim olmalı mı olmamalı mı? Olmasın olmasın. Valla olsa da olur, o fark etmiyor yani. Gelen ne yapacak? Gelen ne yapacak? Gelen de aynısını yapacak mı? Çok zor. Batmış Türkiye, neyini düzelecek? Batmış Türkiye, neyini düzelecek? Gel lan oraya. Allah gözlerini doyursun. Abla geçinebiliyor musunuz? Hayır, nasıl geçinelim? Neden? Ev kira, her şey pahalı. Kiralar attı, gediye başını aldı. Geçinemiyoruz. Altı nüfus. Ya. Ne geçinmesi? Açalım yolu, açalım. Yani geçinmeye çalışıyoruz. Geçinebiliyor musunuz? Sizce geçinebiliyor muyuz? Bilmiyorum, ben size soruyorum. Yani artık Avrupa'ya döndük. Taneyle almaya başladık. Taneyle almaya başladık. Ne olacak peki böyle? Biz de, nereye kadar yani? Biz de bilmiyoruz. Avrupa'ya döndük biz de. Taneyle malzeme almaya başladık. Sen ne diyorsun dayı? Dimdik ayaktayız. Çok güzel ülkemiz var. Şükretmesini bilmeliyiz. Yani ne buna da şükür, yani. Buna da şükür. Daha beteri beteri var. Allah'a çok şükür ama bundan beteri olmaz. Ha. Ne bu ya? İyi güzel, ayaktayız. Geçinemiyoruz. Neden abi? Sıkıntı, her şey pahalı ya. Ne olacak peki böyle? Ne olacak? Sen bilir, ne olsun? Baba sen, ben soruyorum vatandaşı işte, vallahi ne olacak? Vallahi geçinemiyorsun. Kimse ne olacağı bilmiyor ki. Ya ne yapsın millet? Peki abi, iktidar değişmeli mi, değişmemeli mi? Değişmeli. Değişmeli ya. Sen bir vatandaş olarak erken seçim bekliyor musun? Bekliyorum. Olur mu? Olur. Olsun da. Olsun da ya. Telefon yok. Tamam mı? Bir de AKP'ye oy verir misin abi? Gel şeyimizi gör. İşkencemizi gör. 500 lira. Şurası 500 lira. Geçinebiliyor musun abi? Geçinmek bu zamanda kolay mı? Geçinemiyoruz ki. Ne olacak böyle? Vallahi Allah devletimize zaval vermesin yani. Bugünlere de şükür. Bugünün yarını da var. Şikayet etmeyeceksin. Her şey tamam etti. Tamam. Abi geçinebiliyor musunuz? Bak abi sen. Geçinebiliyor musunuz? Yok, geçinemiyoruz abi. Neden abi? Abi nedeni mi var? Her şey aşırı zam geldi. Ne olacak böyle? Batacağız. Nasıl bu zamlar geri alınır? Bu zamlardan vatandaş nasıl kurtulur peki? Vallahi abi bilmiyorum da Allah yardımcımız olsun. Sence kim yapıyor abi zamları? Vallahi. Baba gitme dur. Bilmiyorum abi, sen abiyle konuş. Tamam baba, gel baba. Sence bu zamları kim yapıyor abi? Zamları vatandaş yapıyor. Kim yapacak? Efendim? Vatandaş yapıyor. Vatandaş yapıyor zamları. Tabii kendi yapıyor. Vatandaş istediği abla gibi zamı yapıyor. Her şeye ya. Dokçular yapıyor abi. Hükümet. Bak hükümet yapıyormuş. Hükümetle ilgisi yok. Bunu ufak esnaf yapıyor. Ufak esnaf. Ufak esnaf. Tabii onları yapıyor. Büyük esnaf yapmıyor. Al 3 liradan sat 15 liradan. Abi sen 3 liraya aldın, 15 liraya mı satıyorsun? Ben şu anda bunu 6'ya almışım, 7'ye satıyorum. Baba sen 1 lira da mazot parası. Bak yani düzgün esnafı, düzgün vatandaş buymuş demek ki. Yani. Evet. Baba küçük esnaf zaten zor durumda, bir de sen küçük esnafa dersen böyle 3 liraya alıp 15 liraya satıyor diye olmaz yani. Oluyor oluyor, nasıl oluyor? Haksızlık ettin yani küçük esnafa. 6'ya al, 7'ye satıyorsun, o da mazot parası. O tarafa veriyorum. Olmaz baba. Ben de sormuyor. Ben de sormuyor. Konuşturmuyor. Efendim, geçinebiliyor musunuz? Ben mi? Evet. Vallahi bak 100 liralık şey 300 liraya alıyoruz. Hiç geçinemiyoruz. Ne olacak böyle? Vallahi bilmiyorum. Sonumuz herhalde, gideceğiz öbürde. Böyle ne olacak diye soruyorum. Öyle gelişiyor. Ne yapayım ya? Nasıl hallolacak peki bu işler? Vallahi millet boyun eğdikçe olmayacak gibi. Başka bir şey olmayacak yani. Bir pazarcı esnafımıza soralım bakalım nasıl işler.
İşler çok iyi ya. İşler gerçekten iyi ya. Halkımıza bakma sen isyan ettiğine. Bakma onlarda para var o yüzden öyle yapıyorlar. İşler çok iyi. Konuş o zaman bana niye veriyorsun söylüyorsun. Allah Allah. En son insanlar dilenmeye çıkacak. Cami önlerine gidecek. Hırsızlık yapacak. Açlıktan ölecek. Ona buna muhtaç olacak. Böyle. Devletimiz sağ olsun. Stok yapıyorlar abicim. Stoktan sonra böyle ondan sonra ertesi gün malı çıkarıyorlar. 3'ü 5'e satıyorlar. Halk, vatandaş aç şu anda. Yani bunun bir an önce çözüme ulaşması lazım. Yoksa yetkililer bunlara göz yumduğu sürece biz stoktaki malı göremeyeceğiz. Yani diyeceklerim o kadar. Ya bak ben pazara geldim 100 lirayla emin olun hiçbir şey almadan gidiyorum evime. Ve çocuk okutuyorum düşünün yani. Bitti mi 100 lira? Yani kalmadı. Ve ben bak yanındaki insandan borç almak zorunda kalıyorum. 10 liralık domatesi 20 liraya satıyorlar. Onlara baktığımız zaman onlar da haklı. Çünkü mazota... Mazot oldu 22 lira değil mi baba? Tabii ki. 23 lira olmuş bak. Yani buyurun. Ukrayna'da değil savaş. Savaş şu an Türkiye'de. Gerçekten bak bu yetkililerin gel biraz... Aynen öyle iç savaş başka hiçbir şey değil. Birazcık bu zincir marketlere dönem vermeleri gerekiyor. Yoksa halimiz gerçekten kıtlık. Başka bir şey değil. Merhaba. Geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyoruz. Neyle geçinem? Neden? İki buçuk milyon alır her şeyin kilosu 50 lira. Neyle geçinelim? Ambar dolanırız çöp araya. Yok 2 kilo alır. Getirdik 150 lira para. 3 tane şey aldık gidelim. Bitti. Bitti. Bunlar atayım mı? Bitti. Battık gittik öldük. Emekliler öldü. Allah'a. Amin. Öyle. Eyvallah baba. Eyvallah. 60 lira ceviz. Dayı hayat şartları çok zor. Hayır. Şu anda var ya bildiğin gibi değil ya. Hayır. Şu anda geçiremiyoruz valla ya. Ne olacak peki böyle? Valla ne olacak? Hiçbir şey olmayacak yani. Bak 3 çocuk var bende. Geçiremiyorum yani. Asgari ücret alıyoruz. Nasıl olacak hayat şartları? Valla geçiremiyorum. Aylık aldığım gibi aylık bitiyor. Bu iş ne? Bu iş... Bu arkadaşa yardıma geliyorum. Hafta sonları çalışıyoruz işte. 5 gün çalışıyorum. Hafta sonu yardıma geliyoruz Allah. Yok yani 100 lira, 120 lira yemeğiyle çalışıyorum. Nasıl olacak bu hayat? Çok zor. Vallahi çok zor. Geçinemiyoruz yani. Hayat şartları çok zorlaştı. Nasıl düzeldi peki? Pek düzeleceği zannetmiyorum yani böyle. Böyle olursa intihar edeceğiz vallahi. Yok ya. Olur. Vallahi olacak ya. Abi, olmaz ya. Vallahi abi çok kötü. Bu kadar karamsar olmaz. Karamsar değil ya. Nasıl yapacağız yani? Ya aldığımız gibi aylıklar yetmiyor efendim. Yapacak bir şey yok yani. Her şey vallahi her şey. Aynen. Hanımla kapışıyoruz her gün vallahi. Yapma ya. Vallahi kapışıyoruz. Yok ya bak pazar parasını da bulamıyoruz abi. Yani yövmeye çalışmasak bittik. Nasıl olacak yani? Siz söyleyin yani. Allah yardımcınız olsun. Amin inşallah. Diyeceğiz ama. Ya şu fedakarlık yapıyoruz elimize geldiği kadar da.